Merhabalar, bilgisayarlı modelistik yer ver eğitiminde bugün öğrencilerimize üst beden gömlek görmüş olduğunuz gibi bunu yaptıracağız. Ölçü tablolu bunu. Şöyle bir analiz edelim modelimizi. Görmüş olduğunuz gibi ön kulp var, pat var önde, düğme delikleri var, düğme işaretleri var, yakası var, arka omuz ön omuza dönüyor. Arkaya geçtiğimiz zaman arkada roba var, arkada yine kup var gibi ölçü tablosu da modelimizin ölçüsü, eni, boyu da burada ölçü tablosunda yazmaktadır. Şimdi PDF ekranımıza geçelim. Burada baştan modelimizi yapalım. Şöyle bakalım, evet. Modelimizin boyu, elimizde bizim şey var, ölçü tablosu var. Modelimizin boyu 70. Şurada gördüğümüz gibi 70. Eni de en geniş yerini alacağız arkadaşlar. 62 santim etek genişliği diyor şurada. Yani 62'nin 1 bölü 2'si 31. Öncelikle bir karemizi oluşturalım. Dikdörtgenimizi alıp sol tıkladık, pop up yaptıktan sonra modelimizin boyu 70 santim. En geniş yeri de 31 santim. Tamam dedik. Tamam tamam. Dedikten sonra geldik. Yine ölçü tablosuna kontrol edelim. Beden göğüs 60 santim, bel yeri, bel 53 santim, omuzdan bel yeri 49 santim, omuzdan bel yeri demiş. Tekrar paralel kopyala ikonunu alıp sol tıklayıp pop up yaptıktan sonra eksi 49 santim omuzdan bel yerini belirlemiş olduk. Paralel kopyala, omuz çizgisine seçtik, okey, pop up, eksi 49. Dediğimiz zaman bel yerini belirlemiş olduk. Ölçü tablosuna tekrar baktığımızda bel yerini belirledik. Etek genişliği 62 santim. Yaka açıklığı 19. 1 bölü 2'si 9,5 santim. Yaka açıklığı, ön yaka düşüklüğü de 9 santimmiş. Yaka açıklığı bölü ikonunu aldık. Pop up yaptık. Yaka açıklığı 9,5 santim. Ön yaka düşüklüğü de pop up yaptık yine. İkonda aktifiz. 9 santim yaptık. Omuz düşüklüğüne geldiğimizde bakalım. Omuz eğimi demiş. 3 santim. Bir de omuzdan omuza ölçümüz var. 46 santim. 1 bölü 2'si 23 santim. Omuz eğimi 3 santim. Yani düz çizgimizi aldık. Pop up yaptıktan sonra 3 santim. Enter. Sağa tıkladık. Dikey. Sol tıkladık. Çizgi üzerine bıraktıktan sonra 23 santimde omuzdan omuza ölçümüzü vermek için böyle ikonuna tıkladık, pop up yaptık, tab tuşuna bastık, 23 santim, enter yaptıktan sonra zaten omuz ölçümüzü otomatik kendisi vermiş oldu. Şu şekilde yaptık. Daha sonra gelelim diğer ikonlarımıza. Modelimize geldik. Evet, şimdi kol evi dike geldik. Kol evi dik arkadaşlar, kol evi dik 27 santim demiş. Hemen geliyorum. Düz çizgimi aldım. Sol basılı sürükleyerekten geldim. Sağa tıkladım. Yatay pop up 27 santim. 27 santim yazdım. Enter. Çizgimin boyunu ölçtüm. 27 santim. Okey okey dedim. Çizgimi bittiği yer. Burası benim göğüs çizgim. Bakın şurada değiştir, birleştir, döndür çizgisini seçtim. Sol basılı sürükleyerekten geldim. Bu noktadan tuttum. Tekrar sol basılı sürükleyerekten bu noktadan tuttum. Çizgimi şuraya getirip döndürdüm. Bıraktım. Ne oldu? Ölçü değişti mi? Değişmeden çizgimin yönünü değiştirebildim. Burası benim ne verdi arkadaşlar? Bana bakın. Şuradan geldim. Sağa tıkla, dikey. Yaptığım zaman omuzdan kol evi, bakın. Kol evi dik. Kol evi dik 27 santim ölçü verdiği zaman bana neyi vermiş oldu? Göğüs çizgimi vermiş oldu. Benim göğüs genişliğim kaçmış bakalım. Göğüs genişliğim. Göğüs genişliğim 60'mış. Yani 1 bölü 2'si 30. Bölü ikonunu alalım şuradan. Pop up yapıp 30 santimden bölelim. Enter dedikten sonra yani tekrar benim, bakın, döndür birleştir ikonuma ihtiyacım var. Buradan sol basılı sürükleyerekten geldim. Tekrar sol basılı sürükleyerekten geldim. Hatta çevreye dokuna tıklayalım bakalım. Şuradan bir işe yarayacak mı?
şu nokta üzerine bırakmam lazım. Bakın. Tamam tamam dedim. Yani benim asıl göğüs çizgim buradan geçmek zorunda. 27 santim çünkü oradan bitiyor bakın. Şimdi ben ne yaparım? Buradan sağ tıklarım, dikey dediğim zaman burası asıl benim göğüs çizgim olmuş oldu bakın. Ölçelim kaç santim? Göğüs genişliğim, etek genişliğim, etek genişliğim 62, göğüs genişliğim 29, 99 yani 30 santim. 30 santimden. Bel ikonumu aldım. Sol basılı eğri ikonumu aldım. Sol basılı sürükleyetten geldim. Kol evimi oluşturuyorum. Çevreye dokundan çıktım. İkonumu kasıyor. Şöyle kol evimi oluşturdum. Şu şekilde. Daha sonra geldim. Yakalarımı oluşturuyorum. Eğri ikonuna bastım. Sol basılı sürükleyerekten geldim. Şuradan tekrardan arka yaka kavisimi oluşturdum. Şu şekilde. Ön yaka kavisimi oluşturuyorum. Ölçü tablosuna göre kalıbımızı yapıyoruz. Evet. Bel genişliğimize geldik. Bel genişliği ölçü tablosuna baktığımızda bel genişliği nerede yazıyor? Şurada bel, etek, bel. 53 santim. 1 bölü 2'si, belimizin 1 bölü 2'si, 53'ün yarısı 26,5. Bel ikonumuzu aldık. Papap yaptık bele. 26,5. Enter dedik. Eğri ikonumu aldım tekrar. Şuradan bel kavisimi oluşturuyorum. Buradan da etek kavisimi oluşturdum. Şu şekilde geldi. Şimdi modelimin tekrar resme baktığım zaman şurada kup var. Burada arkadaşlar kendimiz artık fikrimizi üreteceğiz. Kupun geçtiği yere bakın. Belin %50'sinden geçiyor. Kol evinin de %50'sinden. Şuradan kup oluşturmuş. Ben öyle görüyorum. Böl ikonumu aldım tekrardan. Bakın. Şuradan %50'den böldüm. 50 çift 5 etekten. Düz çizgimi aldım. Sol basılı sürükleyerekten geldim. Sağa tıkladım. Yatay. Şuraya kadar getirdim. Bakayım. Şöyle pop up yapayım. Hadi ölçülü gidelim. Eksi 36 diyelim. Enter. Düz ipimin boyunu kısaltmak istiyorum. Noktayı çizgide taşı. Sol basılı sürükleyerekten geldim. Noktayı seçtim. Taşıdım. Düz ipimin yerini değiştirmek istiyorum. Çizgi taşı ikonunu seçtim. Okeydim. Düz ipimi buraya taşıdım. Eğri ikonunu seçerekten kol ev üzerine pop-up yaptım. 50 shift 5 bastım. Yani %50'den böl dedim. Daha sonra gelip şuradan göğüs kupunu oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şimdi burada ön ve arka oldu ve göğüs kupumu da oluşturdum. Arka göğüs kupumu da oluşturmuş oldum. Modeli uygulayacağım. Arka bedenime bakıyorum şimdi resimde. Arka bedenimde kup var. Şu aradaki mesafe benim için 5-6 santim. Şurada şöyle geliyor. Şimdi arka robayı oluşturacağım. Modelime geldim. Düz çizgimi aldım direkt buradan. Pop pop ya da dur şöyle yapayım. Burayı %50'den böleyim. Daha önceden bölmedim. %50'den böleyim. 50 şif 5. Daha sonra buraya pop up yapıp 6 santim buradan girdim. Daha sonra düz çizgimi aldım. Sol basılı sürükleyerekten gelip buraya pop up yaptım. Şuradan 15 santim desem evet şu şekilde. 10 santim yapalım. Şurayı. Ön ortası, arka ortası tarafını pop up yaptım. Yön değiştirdim. 10 santim. Evet, buralarda yapmak istedim. Kalıbımı parçalamadan önce arkadaşlar, şimdi modelime tekrar bakıyorum. Arka omuzu görüyor musunuz? Burada arka omuz ön omuza dönmüş gömlekte. Arka öne dönme payı var. Onu yapalım hemen şimdi. Yeni bir modelimize geçtik. Yani sürekli model uygulama yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra pat nasıl yapılır onu göstereceğim. Geldik buraya. Paralel kopyala ikonumuzu aldık. Omuz çizgimizde sol tıkladık. Pop up yaptık. 3 santim dönüş payı verdik. Simetri ikonumu aldım. Seçtim. Simetrisini yapmak istediğim çizgileri kol evi, omuz, ön yaka seçtim. Bir kere okey yaptım. Omuz çizgisine sol tıkladım. Simetrisini atmış oldu. Şu 27 santimi şuradan silelim artık. Çizgi gerek yok. Şimdi kalıp çıkar ikonuma tıkladığım zaman artık benim ölçülerim değişti. Bakın burası benim artık ön bedenim oldu bakın. Ön bedenim kopyasını buradan alacağım.
Bakın şurası benim ön ortağım. Ön ortağım. Bakın burası ön ortağım. Okey okey dedim. Aldım ön ortağımı buraya bıraktım. Bakın daha sonra ön kup kopyasını alıyorum. Burası, burası, burası. Ön yan kup. Bu ön yan kup çarpı 4 olacak. Bu hem arkada hem önde olacak. Bakın hemen çıtlarımı da atayım şuradan. Şurayla şuraya çıt atılacak. Bundan kuptan çarpı 4 olacak. Bundan çarpı 2 olacak. Hemen arka bedenimin kopyasını alayım. Şurada bakın. Kalıp çıkardım. Arka bedenime bakın arkadaşlar. Yaka artık buradan itibaren olacak. Şuradan roba vardı. Robadan dönüyorum. Pardon. Kalıp çıkar. Arka bedenimi. Buradan arka yaka. Arka omuz. Roba. Okey okey dedim. Bakın. Arka bedenin burası oldu. Arkanın da kupunun tekrar şuradan kopyasını alayım. Bakın burası da arka beden. Şunu şuraya getirelim. Şunu şuraya getirelim. Çizgi birleştirelim. Burayı çizgi birleştirdikten sonra buraya kumaş katı yapacağız. Arka bedene. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu kup hem ön bedende olacak hem de arka bedende şurada olacak. Kumaş katı katla diyelim. Katla. Seçelim kalıbı. Kumaş katını katlayalım. Şuraya bir çıt atalım. Kupun yerine. Şimdi burada bir sağlama yapmak istiyorum. Arka omuz ön omuza dönüş payı verdik şurada biz. Hemen bizim burada. Çevre noktasından katla ikonumu seçtim. Sol basılı sürükleyerekten geldim. Noktayı seçtim. Sol basılı sürükleyerekten geldim. Bu noktayı seçtim. Şu omuz çizgisine sol tıkladım. Katladı. Çevreye dokun ikonuma tıkladığım zaman omuz noktamdan tuttuğum dikilecek çizgi, dikilecek çizgi omuz omuza getirip birleştirdiğim zaman görmüş olduğun gibi sağlamasını yapmış oldum. Bakın. Bakın. Bak. Omuz omuza getirdim, diktim. Daha sonra bakın bunu. Bu da buraya dikilecek. Burada hem arka hem ön beden üst üste görmüş olduğun gibi. Bu da buraya dikilecek. Ayıralım parçaları. Buranın, bu buranın parçası. Bakın. Şöyle. Bu ön. Bunu da asimetrik katlamaya aç dediğim zaman açmış olacağım. Buraya da bir çıt atalım. Çıttan kırılacak burası. Şurası arka omuz ön omuza dönüş payı arkadaşlar. Bak şurası. Şurası. Evet. Şimdi geldik pata. Modelimize gelelim. Şurada pat var. Pat genişliğimiz diyor ki burada pat genişliği 3 santim diyor şurada. Pat kalınlığı 3 santim demiş. Gelelim. Ön ortamıza pat yapmaya ve düğme deliği açacağız. Bu arka bedenimiz. Şuraya bırakalım. Evet. Bazımızı şuraya alalım. Şimdi paralel kopyala ikonuna tıkladıktan sonra ön çizgime, ön ortama sol tıkladım. Okey yaptım. Paralel taşı ikonuna pardon tıkladım. Ön ortamı seçtim. Okey yaptım. Pop-up yaptım. 3 santim dışarı taşıdım. 3 santim dışarı taşıdığım için hemen 3 santimden bir tane çıt atıyorum. Çıt ekledim. Hemen 3 santimden bir çıt attım buraya. Bir 3 santimde de buradan çıt atıyorum. Buraya çıt attım. Daha sonra dikiş miktarı gir dedim. Ön ortası bedenime tıkladım. Okey dedim. 1 santim dikiş miktarı girdikten sonra dikişleri sakladan çıktım şuradan. Ön ortama tekrar seçtim. Okey dedim. Dikiş miktarı 4 santim giriyorum. 3 santim katlama var arkadaşlar. 1 santimde dikiş payı verdim. Dikiş payıyla bak 3 santim buradan genişlettim çıta kadar. 3 santimde 4 santimde burayı genişledim. Yani 3 santim altına kırılacak 1 santimde dikiş payı vermiş olacağım. Evet. Şimdi düğme vereceğim. Burada düğmelerimizi mesafeli düğme oluştur. Çoklu delme noktası. Noktayı seçtim. Şuradaki noktayı. Buradaki noktayı seçtim. Arasındaki mesafe diyorum ki 7 santim diye yazdım buraya düğmeler arasındaki mesafe. Kendisi bu ikisi arasındaki mesafeyi seçti. Ayarladı. Otomatik olarak her birinin arasına 7'şer santime bir tane düğme payı eklemiş oldu. Bu şekilde düğme deliklerini oluşturmuş olduk. Bundan çarpı 2 zaten önden.
ön arka modelimizi, kupumuzu hazırladık. Bir yaka kaldı. Hakim yakayı da hemen yapayım. O da basit. Onu yapmam için de şurada benim yakayı ölçmem gerekiyor. Ölçme çizgisine tıkladım. Arka yakayı genişliğimi ölçtüm. Ön yaka genişliğimi ölçtüm. Kaç? 10 santime 14. Yani 15'e 10,5 santim. 15, 10,5 daha ne yapar? 15, 26,5 yapar. 15, 10,5 daha 26, 21, 15. Bu 15, 10,5 da bura 25, 25,5. 25,5. Hemen yaka yüksekliğim 2,5 santim. Yakanın da boyu 25,5. Tamam dedim. Tamam dedim. Benim arka yaka genişliğim ne kadardı? Bakın. Burada 10,5'tu. Çıtımı aldım. Buradan pop-up yaptım. 10,5 santimden çıtım, pardon, şuradan çıtı ekledim. Pop-up yaptım. 10,5 santimden arka yaka genişliğime kadar olan çıt mesafesini attım. Şimdi gelişmiş çizgiden ikonumu seçtim. Şu çizgiye sol tıkladım. Bu çizgiye sol tıkladım. Daha sonra bu çizgiye sol tıkladım. Açılan mesafeye 0,5 girdim. Enter'a tıkladım. Okey okey dedim. Daha sonra oluştur daire köşe yuvarla ikonumu seçtim. Sol basılı sürükleyerekten gelip şöyle kavis oluşturdum. Bakın gömlek yakasında oluşturmuş oldum. Burada kumaş katı yap dedim. Okey okey dedim. Hakim gömleği yakamı da yapmış oldum. Kumaş katı katla ikonuma tıklayaraktan burada gömlek yakasında olmuş olduk. Hakim yakayı oluşturmuş olduk burada. Bu da buraya bırakacağız. Bu kadar işlem. Böyle bir tek dikiş miktarı kaldı. Dikiş miktarlarına da girelim hadi. 1 santim. Başka serilemesi kaldı. Serilemesini başka derste anlatırım. Bu kadar. Modelimiz bu. Resmimiz de bu. Şurada dursun modeliyle birlikte resmi. Yan yana durabiliyor mu? Şunu büyütemiyorum biraz. Neyse şöyle dursun. Evet. Şuradan da büyütelim. Evet. Şöyle dursun ki. Tamam. Modelimiz bu, görmüş olduğunuz gibi. Kalıbımızda bilgisayarda bu şekilde yaptık. Bilgisayar modelistik yer ver eğitim vermekteyiz. Telefon numaramız 0545 317 39 45. Bizim YouTube kanalımızda burada Plotter Modelhane diye yazdığınız zaman YouTube'a bizim YouTube kanalından da ulaşabilirsiniz. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi YouTube kanalımızda gösterelim. Şöyle videolarımıza tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi iş yerlerine kurmuş olduğunuz plotter'lar, eğitimler hepsi burada izleyebilirsiniz. Bilgisayarlı modelistik yer ver eğitimi de vermekteyiz. Herkese kolay gelsin.